direktörü hocamızdan beraberiz. Manyak aşkına beraberiz. Hocam hayırlı olsun öncelikle. 2 haftadır galip geliyorsunuz. Bundan sonraki hedefleriniz, planlarınız ne? 3 hafta var ligin bitmesine. Arada 2 tane de kupa maçı oynayacağız. Kasımpaşa'yla. Birinci hedefimiz tabii ki ligde ağırlığını hisseden bir Van Spor olması. 2 haftadan beri iyi bir futbolla 2 tane güzel galibiyet aldık. Biraz mesafe aldık ama zirveyle aramızda hala 6 puan var. Bu 3 haftada toplayabildiğimiz en yüksek puanı toplayıp ilk devreyi bitirmek istiyoruz. Tabii ki ikinci devreyle ilgili de Van Spor'un bir tane hayali var. Zirve mücadelesi. Bunu gerçekleştirmek için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kupada hedef? Kupada tabii ki Süper Lig takımı Kasımpaşa ile eşleştik. Zor bir rakip. Ama yine kendi şehrimizde takımımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Yani bu Ziraat Kupası'nda birçok sürprizler oluyor. Neden biz de yapmayalım? Sonra şunu da sormak istiyorum. Trabzon taraftarları, Trabzonspor taraftarları unutamadığı Van Spor var anlarında. Bununla alakalı düşünceleriniz nedir sizce? Şimdi ben buraya daha yeni geldim. O anıları benden önceki hocalarım, o zamandaki hocalarım cevap verebilir. Benim öyle bir şeyim olmadı. Ama o dönemlerde ben de gençlerimle oynuyordum. O durumu çok da iyi biliyorum. Van Spor'da yaşadığımız dönemde, Van Spor'la karşılıklı oynadığımız dönemde, Van Spor, ben gençlerimle oynadığım dönemde bizi de yenmişti. Az kalsın küme düşüyorduk. Öyle bir şey de var ama Süper Lig'de mazisi olan, köklü bir kulüp, omurgası olan bir kulüp. Güzel bir camiaya geldim. O yüzden mutluyum. Kupada son olarak bir soru daha sormak istiyorum. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Kupada iki Trabzon takımı yoluna devam ediyor. Sizin de yolla devam ediyorsunuz. Bir Trabzon takımı ile eşleşip Trabzon'a gelme ihtimaliniz var. Bu konuda alakalı düşünceleriniz nedir? Yani mazide olanlar mazide kalmıştır. Futbolun biz güzelliklerini konuşalım bence. İnşallah çok centilmence bir maç oynarız. Biz şu pro maçını bir hele geçebilirsin. Ondan sonra onu düşünürüz yani. Kimse kimseyle düşman değil. Tatlı bir rekabet olacaktır yani. Bizler de burada çok güzel ağırladınız. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Trabzon'a da selamlar olsun.